Hindu Tapınağının Şeytani Son Kapısı. Hindistan'ın güneyindeki Padmanabhas Vaim isimli Hindu tapınağında yapılan restorasyon çalışmalarında 5 gizli oda bulundu. Odaların içinden yaklaşık 22 milyar dolar değerinde altın, gümüş ve değerli taşlar çıktı. Dünyanın ikinci kalabalık ülkesi Hindistan'da bir tapınağın gizli bölümlerinden çıkan hazine dudak uçuklattı. Kerala eyaletinde bulunan Sri Padmanabhas Vaim Tapınağı 140 yıldan beri hiçbir restorasyon görmemişti. Tapınağın eyalet yönetimine geçmesinin ardından yetkililer çok eski olan ibadethanenin elden geçirilmesi için çalışma başlattı. 16. yüzyılda bölgenin hükümdarı olan Travancore Krallığı tarafından inşa edilen tapınağı taşıyan kolonları sağlamlaştırmak için mabedin altına inen ekipler elmas, altın ve gümüş takılarla ağzına kadar dolu 5 gizli oda buldu. Dev hazinenin en az 22 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Dev hazine yüzünden hemen tapınak çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Gizli bölmelerin 140 yıldan beri kapalı olduğunu söyleyen yetkililer, mabedin altındaki bölmelerde bulunan hazinenin sayılmasının bir haftayı bulabileceğini, bu sayımdan sonra gerçek değerinin ortaya çıkacağını dile getirdi. Ama asıl önemli haber bu hazine haberlerinin arasında gizli kaldı. 5 gizli odanın dördünün kapısı açılarak içeri girildi. Biri hariç, son kapı denilen yer. Fakat bu kapı diğer kapılardan ayıran bir özelliği vardı. O da zaman içinde kaybolmuş, gizli bir ilahi ile kilitlendiği ve hala kapının diğer tarafından boğuk sesler ile cihazlarla kaydedilen ses dalgaları olduğu. Kapının önemi ve şeytani bir takım unsurlar taşıdığı düşünüldüğünden, tapınağın bu bölümünün ve kapının bu yüzden gizli tutulması istendi. Fakat gizlice çekilen bir kare resim ile kapı görülebildi. Son derece gizemli olan bu bölüm ve kapı açılması olasılığına karşı korunmaya alınmış durumda ve görünüşe göre ziyarete kapalı. B odası denilen yerdeki çelik kapı iki büyük kobra ile süslenmiş ve aynı şekiller kapının yanındaki sütun boyunca da devam etmekte. İşin ilginç kısımlarından biri kapıda hiçbir somun, civata veya diğer kilitler ile menteşenin görülmemesi. Sanki oraya kaynak olmuş gibi. Bazı Hindu rahipler kapının şeytani özellikler taşıdığını ve ruhsal bir yere açıldığını, fakat orada sadece kötü ruhların ve varlıkların olduğunu söylediler. Üst düzey birkaç Hindu rahip böyle gizli bir mahzen kapısı açmak için Naga Bandham ya da Naga Pasam bilgisine aşina olan çok bilgili bir rahip ile Sadular Mantrikas ya da Garuda Mantra ilahisi tarafından açılabileceğini, bu yol dışında kapının hiç kimse tarafından hiçbir şekilde açılamayacağını söyledi. Bunun dışında kapıyı açmaya denemenin bile büyük uğursuzluklar ve hatta felaketlere yol açabileceğini belirtti. Hindistan'da şu anda son derece kutsal Garuda mantrayı nasıl yürüteceğini bilen ve yine son derece kutsal ve güçlü Sitte Purnas ya da Yogis ya da bir Mantrikas ise hala mevcut değil. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.